Bismillah. Evet Fatih Balık abi, seni dinlemek istiyorum, tanımak istiyorum. Anılarıma seni koymak istiyorum. Kendinden bize bahsedebilir misin? Nerede doğdun, ne zaman doğdun, ne işler yaptın, nasıl geldi geçti? Bir hayat hikayesi anlatabilir misin bize? Mustafa kardeş, ben Fatih Balak, 23 Aralık 1959 yılında Evet. Ankara'nın Sincan ilçesinde dünyaya gelmişim. Evet abi. Ondan sonra bir Polatlı'da 7 senelik bir hayatım geçti. Ankara'nın yine ilçesi. Babamın mesleği dolayısıyla. İlkokulu orada okudum. Ondan sonra tekrar Sincan'a geldim. Ortaokulun birinci sınıfını orada okumuştum. Evet. Yine tekrar babamın mesleği itibariyle Antalya'nın Serek ilçesine gittim. Antalya'nın Serek ilçesinde ortaokulu ve liseyi orada bitirdim. Evet. Efendim 1976 yılında Kara Harp Okulu'na Cenab-ı Hak lütfetti. Ankara'ya geldim. 80 yılında orada temel rütbesiyle mezun olmuştum. Ve vatanın çeşitli yerlerinde milletimize hizmet ettik, devletimize hizmet ettik. En son efendim, daha doğrusu Ankara'da bir numaralı oğlum Yasin Evet. dünyaya geldiler. Elhamdülillah. İki numara oğlum Sarıkamış'ta Yunus dünyaya geldi. Üç numara oğlum da Edirne, ki Edirne'ye ben geleli 35 sene oluyor. Maşallah. 89 yılında gelmiştim. Maşallah. Efendim, üç numaralı oğlum Yusuf Salih de Edirne'de Doğru. dünyaya geldi. O Maşallah. zaman ben binbaşıydım. Binbaşılık hediyesi diyelim. Süloğlu'ndaydın. Süloğlu'na görev yapıyordum. Evet. Edirne'de 7 senelik askerlik yaptım. Maşallah. Bilahire buradan emekli oldum binbaşı rütbesinden istifa ederek. Müstafi binbaşı olarak. Müstafi binbaşı olarak Evet. emeklilik hakkımız dolmuştu. Efendim, istifa ettik. Ve muhterem eşim de burada makine mühendisi olarak proje hizmetleriyle uğraşıyordu. Efendim, emekli olduktan sonra birlikte efendim dede olana kadar öyle diyelim. Evet. Edirne'de kaldık. Büromuz vardı. Burada Edirne halkına mekanik tesisat ve inşaat konularında yardımcı olduk. Evet. Hizmet ettik. Buradaki kardeşlerimizle sizlerle tanıştık. Evet. Ablalarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle hemhal olduk. Efendim, Yeni Asya Risale-i Nur grubu olarak Evet. Hizmet-i Nuriye'mize burada devam ettik. Cenab-ı Hak bizi istihdam etti. Elhamdülillah. Efendim Risale-i Nur'ların güzellikleriyle hemhal etti. Evet. Çok güzel. Ve bir ve iki numaralı oğlumuz evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra biz de artık babaanne dedi ki ben dedi 30 senedir dedi Selimiye'yi bekledik. Evet. Biraz da gidelim dedi. Süleymaniye'yi bekleyelim dedi. Evet. Ve bu vesileyle İstanbul'a gittik. İstanbul'da Dilruba restoranda Sait kardeşin mekanında 16 ay genel müdürlük vazifesi yaptım. Çok güzel. Ondan sonra da final okullarında teknik ve idari müdürlük yaptım. Ümraniye ve Ümraniye, Libadiye ve Çekmeköy Ümraniyelerinde. 8 tane okul Cenab-ı Hak lütfetti, onlarla birlikte yaptık. Efendim şu anda 1,5 senedir istirahat halindeyim, öyle diyelim. İstirahatimize devam ediyoruz. Çok güzel. Tabii Cenab-ı Hak hepimizin sonuna hayır etsin. Amin. İman Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Güzel dostlarımızdan, kardeşlerimizden ayırmasın Amin. inşallah. Efendim bir vesileyle de Edirne'ye geldik. Hala Allah razı bulunduk olsun. burada. Hem dostları ziyarete hem iş vesilesiyle geldik. Bu akşam da derse, sohbete katıldık. Sait Elhamdülillah. kardeşin evinde. Evet. Sağ olsun, yedik içtik. Teşekkür ediyoruz. Evet. Edirne'de çok Dolayısıyla anılarımız geçti beraber, değil mi abi? Edirne'de evet bu 30 sene içerisinde rahmetli Metin Okumuş, Evet. sizin rahmetli biraderiniz Hüseyin kardeşiniz, Maşallah. Kardeş hakkında söyleyeceğim birkaç kelime var anneniz, mı? Anneciğim, evet. efendim Bülbüle teyze Allah Ya. rahmet etsin. Evet. Şaban abi, Babacığımıza. efendim Evet. rahmetli. Sizin kayınpederiniz Behçet Ha, Hocam. Behçet Hocam. Evet. Rahmetli Evet, onlar kayınbabamız. var burada çok hatırlanır. Hüseyin kardeş, bizim burada ilk geldiğimizde sizin kendi ilk işinizde çakmaklarla uğraşıyordunuz. Ya. Beraber müşterek çalışıyordunuz. Evet. Sizi o zaman tanımıştık. Çok güzeldi. Verdiğiniz manzara güzeldi. Elhamdülillah. Hüseyin kardeş de gerçekten mert,
sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen bir kardeşimizdi. Evet, Allah razı olsun. Hiç riyakarlık yapmazdı. Yani gerçekten doğru bildiği şey neyse onu söylemeye gayret ederdi. Sonra iş hayatına atıldı, müteahhitlik yaptı, Edirne'ye hizmet etti. Allah razı olsun. Hem dünyevi rızkını çıkardı, kızanlarını büyüttü. Şükür. Efendim, Ayşegül kardeş de Allah razı olsun. Hanımefendilerle beraber sohbetlere gidip geldiler. Elhamdülillah. İşte onun da işte bu 5-10 gün içerisinde rahmetli olduğunu öğrendik, üzüldük. Fakat ölüm hiçlik değil, yokluk değil bizim Risale'den öğrendiğimiz kadarıyla. Tabii. Ahbapların mecmuadır, ahbapların toplandığı yerdir. Kavuşmaya. Başta şefiğimiz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun arkadaşlarına, kendi evet. akrabalarımıza, dedelerimize, atalarımıza, Hazreti Ali'lerin yanına, Fatihlerin yanına gitmek alemidir. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin bu dünyadan iman Kur'an'a göçmesini nasip eylesin. Amin inşallah. Kendisine tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Amin. Allah cennet Allah. Ve cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Amin inşallah. Efendim iyi amellerini karşısına çıkarsın diye dua ediyorum. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Allah razı olsun. Razı olsun. Fuat Yapalak abim benim. Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hacetlerini gidersin inşallah. Allah razı olsun. Amin.